Evet. Selamun aleyküm Karadeniz Ordu'nun dağlarından, Geçiköy'ünün bağlarından. Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun fındık. Hemizde fındığı göstereyim arkadaşlar. Bakın dalda. Buna biz çotanak diyoruz. Çotanak. Şu anda toplanmaya hazır. Görüyorsunuz. Evet. Şu anda bu fındık tam kıvamında olmaya oldu sayılır yani, tamam. Zaten 31'inde başlanıyor. Evet, bu arada Antalya, Bucak, Burdur, Ebru Yücel hanımefendi, Fatih beyefendi, Fatih Yücel beyefendi, sana da selamımı iletiyorum Ordu'dan. Senin için topluyorum bu fındığı. Sen Ebru bacım kapsullu istemişti. Bu topladığım fındıktan sana birkaç gün içinde kapsullu olarak intikal edecektir. Nasılsınız? İyi misiniz? Fatih Beyciğim, iyi misin? İnşallah iyisinizdir. Fatih Bey arkadaşlar, Ebru Yücel, can insanlar, kadim dostlar, Allah razı olsunlar. Onların bize yaptıkları jesti hiç unutmuyorum. Çünkü Antalya, Ardasan, Burdur, Bucak arası 4,5 saat. Allah razı olsun. Bizleri kırmadı, ta oraya kadar geldi. Bizlerle buluştu, ağırladı. Allah ne muradı varsa versin. Allah'ım onlara bol kazanç versin. Allah'ım onların burunlarını kanatmasın. Benim için inanın insan gibi insanlar. YouTube'un da kralı. Çünkü her şeyden evvel vicdan sahibi, misafirleri sever ve dobra adamlar, dobra kişiler. O nedenle iyi ki de Şükran onları tanımış. Vallahi bravo, tam isabet. İyi insanlar, kararını zaten orada vermişti. Burada da veriyorum. Ebru bacım, vallahi senin için topluyorum. Şu fındık sana geliyor, haberin olsun. Bak, bak. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Fındığa bak. Arkadaşlar çok sıcak. İnanın her ürün zahmetli ama fındık daha zahmetli. Şimdi görüyorsunuz işte. Bir ocakta 4-5 tane dal var. O 4-5 tane dal tek tek toplanıyor. Düşünün yani. Hemen hemen dalda fındık bırakmayacaksın yani. Hani dalda fındık kalmasın diyorlar ya, o işte. Onun için zahmetli, güneş de var. Bu arada benim etrafımda da arkadaşlarım var, Allah razı olsunlar. Belki duyarsınız seslerini, çekirgeler, karıncalar, kuşlar, ne bileyim kediler, köpekler, kurtlar, kuşlar, hep benim arkadaşım burada, bak sesleri geliyor. Onlar insanlara hiçbir zaman zarar vermez. Onlardan zarar gelmediği için benim en iyi arkadaşlarım onlar. Arkadaşlar fındık bahçesi içerisinde bak nelerimiz var bizim, Allah neler veriyor. Fasulyelerimiz, pancarlarımız. Bu pancar ne demek? Kara pancar. İşte burada da var. Pancar çorbası olan, dolması olan, dibbesi olan, döşemesi olan bir sebze ve demir vitamini. Amcamın kızı dikmiş. Burada büyütüyor. Tabii biz de nimetleneceğiz. Her ikimiz de yaralanacağız. Deniz karşımızda arkadaşlar, Erkin, kameraman. Denizi de göster. Bakın. Gel buraya oğlum. Yakınlaştırdım. Gel ya. Şuraya gel. Şuradan tam aradan çekebilirsin denizi. Bahçemiz bura, deniz bura arkadaşlar. Aşağı doğru bahçemiz. Gücüm olduğu kadar toplayacağım. Gücüm olmadığı yerde bırakacağım. Hadi bana eyvallah. Allah'a ısmarladık şimdilik. Değerli eşim Şükran'a saygılarımı sunuyorum. Bahçedeyim. Bugün ben siz, ben onsuz.
ona bir merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Hepinize hayırlı günler Geçköy'ünün bağlarından. Fındık devam, bugün ikinci gün arkadaşlar. Bu arada Şükran'dan eski günlerimizde buralarda çok fındık topladık. Şükran burada ilk bahçeye geldiğinde alyansını kaybetti. Belki alyansın izlerine rast geliyorum diye arıyorum ama yok. Yıllar evvel bir alyansını ilk fındık bahçesine geldiğinde eşim kaybetti. O anıyı da hiç unutmam. İyisiniz daha arkadaşlar. Ebru Yücel bacım, değerli YouTuber, Kral Fatih, sizlere en yakın zamanda posta geliyor. Alo diyeceğim Fatih'ciğim, haberin olsun. Biliyorsun adres. Daha sonra arkadaşlar iyilik meleklerim. Sizleri de unutmadık. Şükran ananızla irtibat kurun. Adres bilgileri alınacak. Buradan duyurulur. Siz sayın takipçilerimize. Fındık devam ediyor arkadaşlar. Fındık bol bu sene. Allah razı olsun. Allah'ıma kurban olayım. Allah'a bravo, bizim fındıklarımızı iyi vermiş Allah'ım. Evet, ezan dokunuyor ama biraz sonra. Ah, teyzemin oğlu Ali geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sayın başkomiserim, polisim, hoş geldin ya. Vay vay. Alicim hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Çekmeyelim, bırak, çekmeyelim. Sağ ol Alicim. Şu anda benim bir düğün çekelim mi? Çeksin de. Çeksin, tamam. Evet. Ali benim teyzemin oğlu arkadaşlar. Fatih'e İzzet teyzemin oğlunun yanına geldim. Bir kolay gelsin dedim. Evet. Bundan sonra çok özel görüşmelerimiz olacak. Evet, araziler. Önümüzde gelişmeleri değerlendireceğiz Allah izin verirse. Bir şeyler yapacağız. Allah büyüktür. Bakalım evet. Ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Kardeşim beni her zaman Antalya'da bile zor günümde aramıştır. Doğru mu Ali'ciğim? Doğrudur. Evet. Benim Türkiye şartlarında geçerli şeylerim vardır yani. Anlatabildim mi? Her yerden, her ilden arkadaşlarım vardır. Beni sevdiğin için aradın herhalde. Sevmezsen buraya niye geleceksin oğlum? Sevmezsen buraya gelmeyeyim. Allah razı olsun Ali'ciğim. Tamam. Yengem nasıl, iyi mi? İyiler. Herkes iyiler. Ben de işte Sürmene'deydim. Öyleydin, en son görüştüğümüzde. En son görüştüğümüzde. Evet. Artık Hatay'a mı gideceğim, Samandıra'ya veya İzmir'e mi gideceğim bilemiyorum, bakalım. Bunlar beni sıkıyor, çok sıkıyor. Sen korkma. Bunlar beni çok sıkıyor. Arkanda ben varım. Kardeşim var arkanda. Tamam. Tamam hadi. Gel bakalım. Tamam oğlum, biz. Evet arkadaşlar, teyzemin oğlu polis emeklisi. Bak, hiçbir zaman görünmeyeyim, beni çekme diyor mu, görüyor musun? Aslanlar gibi, hem de emekli polis. Benim için problem yok diye kardeşimin yanına gelmişim diye. Aslanlar gibi çekebiliyorsun diye. Çektirmeyenlere kapak olsun. Evet. Şimdi ben değerli eşime bir türkü söyleyeyim mi buradan? Söyleyeyim değil mi? Söyle. Evet, hadi bakalım. Fındık bahçesine söylenmez mi ya? Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa, leylam kuşa, leylam kuşa, leylam kuşa, leylam. Kışımı yaza çevirdin, yazımı kışa çevirdin, viran eyledin annemi, vurdun dağdan taşa, leylam taşa, leylam taşa, leylam taşa, leylam. Selam olsun ordudan tüm Türkiye ve Avrupa'ya. Değerli takipçilerimiz, iyi ki bizim kanaldasınız. Fındık bahçesinden sizlere buradan sesleniyorum. Hakikaten bahçemiz yukarı doğru bahçe arkadaşlar. Benim normal hissemin fazlasını şu anda topluyorum. Toplayacağım. Öyle karar aldık. Çünkü ben öyle demiştim. Dedim ki ben biraz daha fazla toplayacağım bu sene dedim. Nitekim de bana haber geldi. Kardeşlerim ve yengelerimden. İstediğin kadar toplayabilirsin. Sana bıraktık. Sen ne zaman bıkarsan gerisini biz toplarız dediler. Tabii ki sağ olsunlar. Toplamak istedim. Fındık da güzel arkadaşlar. O nedenle zor ama gerçekten şey de bir şey. Hem zevkli hem zor. Güneş yani yakıcı olmasa, bir de bunaltıcı olmasa çok iyi ama tabii
Her güzel bir şeyin de zorlukları vardır. Şükrancağızın da o ne yapsın, o da evin işleriyle uğraşıyor. Hastalığı arar, düzeliyor. Allah izin verirse kendi nefesi de açılıyor. Sanıyorum sizlerin karşısına dün çıkmıştı. En yakın zamanda daha net olarak çıkar. İyi ki de varmış. İyi ki de onunla evlenmişim. Allah razı olsun. Her zaman arkamda. Ben de onun arkasındayım. Ben buradan ara orada seslendim, biliyorsunuz. Ona da bir türkü gönderdim. Haliyle özlüyor insan eşini. Bir gün bile görmese özleniyor tabii. Kolay değil. Sabah 7'de geliyorum. Akşam 6-7 gibi çıkıyoruz. Şu anda işte saat 6'ya gelmek üzere. Yani hazırlıklar yapıldı. Erkin biraz sonra çuvalları taşıyacak arabaya. Ondan sonra sanıyorum yola çıkarız. Şimdilik hoşça kalan, bizde kalın. Hakikaten ortam çok sıcak, güneş. Fındık toplamak da yorucu bir olay arkadaşlar, kolay değil. Her ürünün biliyorsunuz zorlukları vardır, öyle kolay değildir. İnsanlar alıyor, yiyorlar ama bu nasıl geliyor, nasıl insanlara sunuluyor, bu basit bir şey değil yani. Bu fındık ürünü de öyle. Şimdi artık tüm evler, tüm köyler fındıkla uğraşıyor. Yani boşta insan şu anda yoktur. Denizler bile, sokaklar bile boşaldı. Çünkü artık mevsim başladı. Bugünden itibaren, 1 Ağustos'tan itibaren tüm köyler, ilçeler fındığa başlıyor arkadaşlar. Ben dün başladım, bir gün evvel. O nedenle tamamen şu anda ordu faal vaziyette. Herkes ekmeğinin peşinde tabii ki. O nedenle eşimin yokluğunu hissediyor musun de, evet hissediyorum. Çünkü bir nevi yanımda olması, arkamda olması, bana destek olması yetiyor bana. Ancak fındık ve fındık tozları ve otlar, çöpler eşime kesinlikle şey oluyor, yasak ve sıkıntı yapıyor. Ondan sonra hasta oluyor, alerji yapıyor. O nedenle ben kesinlikle bahçeye girdiğini istemiyorum. Evet arkadaşlar, artık fındık toplamayı bıraktık. Akşam oldu. Biraz da sohbet edelim dedik. İşte fındıklar bu arada var. Ayıtladım. Fındık görüyorsunuz. Çeçe hali bu. Bu fındık daha sonra kuruyacak. Satışa sunulacak. Bu arada fındıkları göstermiş olayım. Arkadaşlar, eskiden Şükran'la burada yaşarken ilk geldiği gelin. Yani biliyorsunuz her zaman söyledim. Daha evvel de söylemiştim. Şehirden köye gelen Şükran, millet köyden şehre gelirdi. Bizim eşim Şükran sağ olsun şehirden köye geldi. Allah razı olsun. Yani en yakın komşumuz 150-200 metre arada, amcamın kızı. Ondan sonra ev yok. Yani tamamen mahrumiyet bölgesi olan bir yerde yaşadı. Çok çekti. Yani Osmanlı kadını bir annem vardı. Kaynanası, kaynana deniyor tabi anneme. Hakikaten zor günler yaşadı. Olay değil tabi. İnek var, dana var, tavuk var, köpek var, kedi var o zamanlarda. Ondan sonra bayağı zor günlerde gelinlik yaptı. İnek sağmayı bile öğrendi. Hayatta inek görmemişti. Dediğim gibi güllük gülistanlık yaptı oraları. Sular bile yoktu. Dışarıdan taşıma suyla evin çarkı dönerdi ama daha sonra o belediye suyunu depo yaptırarak kullanmaya başladık öylece. Yani o gelin geldi, çok şeyler değişti, reform oldu diyelim. Onun gelmesiyle bir takım güzellikler oldu. Bahçeler bile tertemizdi, yemin ediyorum. Şimdi bıraktık. Bak görüyorsunuz bahçenin halini. Yani oturmaya bile zor yer buluyoruz. Aslında biçilmesi lazım. Ufak tefek yapsak bile yine büyüyor. O biliyorsunuz. O nedenle Şükran'ın elini değdiği yerlerde hakikaten bence güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü kadın eli değdi mi yakışıyor yani. O bu gibi şeyleri de seviyor. Evin etraflarını bile, otları bile hep elleriyle yolardı. Bayağı hizmetler oldu bizim durduğumuz Geçiköy mıntıkasına Şükran'ın. O nedenle hizmetleri unutulmaz. Bir belediye başkanı gibi Şükran'ın da hizmetleri var. Sağ olsun, var olsun. Tabii ben bahçedeyim 2 gündür. Hakikaten eşimin olmama hissini de özlüyorum. Çünkü her türlü destek, şu video çekerken bile o olmadığı zaman zorlanıyorum. Çünkü yanımda o destek oluyor, o konu açıyor. Konu açarken ben de giriyorum. Şu anda sizlere bahçeden ara bu kadar seslenebiliyorum. Ne yapacağımı
Hangi mevzulara geleceğimi de fazla bilmiyorum. Merhabalar, selamun aleyküm canlarım, can bacılarım, can dostlarım, can kardeşlerim. Kanalımıza, evimize, yuvamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim iyiliğinizi, güzelliğinizi, sağlığınızı daim etsin. Evinizden, yuvanızdan huzur, mutluluk eksik olmasın. Bugün günlerden pazar. Ben her zamanki gibi evdeyim. Eşim ve oğlum fındığa gittiler. Fındık topluyorlar. Bu sıcakta Rabbim fındık toplayanlara da güç, kuvvet, sabır versin. Biraz zor bir iş. Hele hele de Ağustos, Temmuz ayı olduğu için fındık toplama ayı. Yazın en sıcak ayları. Ordu'da bu aylarda havalar çok sıcak oluyor. Hele bu sıcaklarda da fındık toplaması çok zor. Eskiden çok topluyordum ama gençlikteymiş her şey. Şimdi gücüm yok. Nefes darlığıyla mücadele ediyorum evlerde. İstiyorum, gönlüm coşuyor ama o yokuş, bayır, bir de olduğu yerler çok ot, çöp var. Oralarda fındık toplamak benim için biraz zor, zor. Ama eşim kendini hazır hissetti, gitti toplamaya. Orada topluyorlar. Az önce sizlere gösterdiğim gibi oğlum çekmiş, bana göndermişler WhatsApp'tan. Ben de sizlerle görüntüleri paylaştım. Ayrıca çok zor günler geçiriyoruz. Türkiye'mizde orman yangınları var. Allah yapanların evine ateş düşürsün. Ben haberleri fazla izleyemiyorum. Rahatsızlığım dolayısıyla biliyorsunuz daha 1-2 gündür ayaktayım. Devamlı dinlenmek ihtiyacı duyduğum için yattığım odada kendi yatağımda yattım. Orada da televizyon yok. Bu odaya hiç gelmedim. Bugün izledim. Daha önce duydum tabii ki, YouTube'da da duydum. İnan içerilerim parçalandı. O hayvanlara zarar gelmiş, insanlara, evlere. Yani bunu yapanların Allah'ım evine ateş düşürsün. Rabbim, Mevlam görsün, bilsin, yapsın. Türkiye'mizi karıştırmak isteyenlere de Allah'ım fırsat vermesin. Bu kadar da olmaz ki ya. Korkuyla mı yaşayacağız? Ne zor günlerde kaldık? Ne kadar zor günlere geldik? Neden yapıyorlar? Ya Rabbim neden, neden? Bu şeytanlaşmış insanlar, bu Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, Allah'ın bu insanlara bildiği gibi yapsın. Daha başka diyecek söz bulamıyorum. Çünkü sinirlendikçe, üzüldükçe hastalığım tetikliyor, nefes darlığı geliyor. Ben de sizlerle beraber bugün şöyle bir sohbet yapmak istedim. Oturdum. Bugün de dedim bu taraf serin oluyor. Ön taraf yanıyor cayır cayır. O kadar çok sıcak arkadaşlar. Klimalar olmasa evde durulmuyor. Bir bu odada var klima, bir de arka odada var. Kendi rahatsızlığım... Kusura bakmayın. Dolayısıyla... olduğum yerde klima da açamıyorum. O da tetikleyebilir rahatsızlığımı. Buraya geldiğim zaman diğer tarafı açıyorum. Oraya gittiğim zaman da burayı açıyorum. Yani senede 2 ay bu klimalarımız çalışıyor. Çok zor. Dayanılacak gibi değil bu sıcaklara. Şuradan şuraya gidemiyorum. Markete gidemiyorum. Evde de yalnızım. Messenger'dan girdim, İzzet'e yazdım, alınacaklar. Ufak tefek evde bitenler vardı. Kızım gelecekti işte yarın sabah kahvaltıya. Bugün Defne buradaydı. Onu annesi aldı, denize götürdü. Öğleye kadar buradaydı. Denize gittiler onlar arkadaşlar. Gitsinler gençler, eğlensinler. Benim gönlüm coşmuyor, içim coşmuyor. Rahatsızlığım dolayısıyla sakin ve huzurlu yaşamam gerekiyor. Kendi halime sessiz sessiz evimde, işimle, gücümle böyle yaşamaya çalışıyorum arkadaşlar. En güzeli huzur, ev huzuru. Süpürgeyi açtım. 1-2 halıları süpürdüm. Yavaş yavaş işlerimi yapmaya çalışıyorum. Nefesim daralmasın diye. Bu hastalık bende yani yaşlandıkça biraz uğraştırıyor. Yani yaş ilerledikçe bu hastalık gerçekten nefes darlığı, astım. Öldürmüyor, süründürüyor. Bende de öyle. Benim rahmetli Hava teyzem de vardı. Mekanları cennet olsun. Bu hastalık
Hava teyzem 87 yaşına kadar, 88 yaşına kadar mücadele etti. Bu hastalık onu çok yordu. O kadar temizdi, o kadar titiz bir bay anne. Teyzem çok temizdi, hayat doluydu. Yani bir söylerdi, beş gülerdi. O kadar iyiydi ki. Onun yani rahmetle anıyorum buradan. Mekanlara da cennet olsun. Benim gibi o da astım hastasıydı. Ya belli bir yaşa kadar zorluyor yani. Hele de yaşlandıkça 80'li 70'li yaşlarda daha da ağır geçiriliyor. Dediğim gibi küçükten olan bir hastalık. Rahmetli annem anlatırdı. Bu arada aklıma gelmişken, fırsatta bulmuşken, yalnız kalmışken sizlerle sohbet edeyim dedim. Sohbetimin konusu bugün ne olsun? Düşünelim, taşınalım. Bana en son yorumlarda bir takipçim demişti ki, abla kanalına yeni geldim, seni fazla tanımıyorum. Ben kimin videosu çeker misin demişti. Ben de odur budur hala çekemedim. Konu konuyu açıyor, konu konuyu açıyor. Hangi birini söyleyeyim? Hayatımız bir roman. Her gün bir olay oluyor. Her gün bir üzüntü oluyor. Onları paylaşıyorum. İşte üzüldüğüm noktaları sizlerle paylaşıyorum derken bugün yeri ve zamanı böyle ev sessizken, ben de evde yalnızken sizlerle sakin sakin şöyle bir özgeçmişimi anlatayım sizlere. Ben Ordu Selimiye Mahallesi doğumluyum. Babam İstanbul Bakırköylü, annem Ordu Selimiye Mahallesi'nden. Ta ki annemin babası yani dedem de Ordu Giresun Alıcıralı. Çocukluğu orada geçmiş. Ama annemler Ordu Selimiye Mahallesi'nde büyümüşler. Ben de orada büyüdüm. Dört kardeşiz. Babam kamyon ve taksi şoförü olarak mesleğini sürdürdü. 73 yaşına kadar yaşadı, vefat etti. Astım ve nefes darlığı rahatsızlığından aynen benim gibi. Annem de 63 yaşına kadar da annem yaşadı. O da tansiyon ve beyin kanaması rahatsızlığı vardı annemde. Aşırı yüksek tansiyon, beyin kanaması oldu. O da vefat etti. Annem rahmetli damar açılacak diye ona söylemişlerdi. Anjo yapılacak diye. Annem anjo yaptırmamıştı. Eskiden anjolar biliyorsunuz tehlikeliydi. Korkuyordu, yaptırmadı. Öldü, vefat ettiler. Mekanları cennet olsun. Çok genç yaşta. Benim küçük oğlum karnımda 6 aylıktı Erkin. Annem vefat ettiğinde annem cinsiyetini biliyordu. Cenazesinde hatta dediler ki hamile ağlıyorsun, kendini çok yıpratma, şu bebeğim var karnında dediler bana. Süt falan getiriyorlardı cenazede. Babam da Erkin doğdu 2 aylıkken babam bahşişini taktı. Babam da vefat etti annemden 4 ay sonra. Yani bayağı bir acılar yaşadım. Yani çok zor dönemler geçirdim. Allah tekrarını yaşatmasın. Zor. Anne ve baba dünyadan erken vefat etmesi çok zor. Ömürleri bu kadarmış. Ben 4 kardeşin üçüncüsüyüm. En büyüğümüz erkek abim, ondan sonra ablam, ondan sonra da ben geliyorum. 3 numara en küçüğümüz de erkek kardeşim. Orada da tek abim var. Diğerleri ablam ve abim Ankara'da oturuyorlar. Onlarla görüşmüyorum bu arada, onu da söyleyeyim sizlere. Okuduğum okulları da söyleyeyim. Ordu Gazi İlköğretim Okulu'dan mezun oldum. Merkez Ortaokulu'nda okudum. Ordu Lisesi'nde mezun oldum. Üniversite sınavına bir kere girdim. İkincisinde ne yazık ki annem babam beni bir daha da sokmadı maddiyatsızlıktan. Kazanamazsın dediler. Birincisinde hiç kimse kazanamıyor. İkincisinde, üçüncüsünde belki kazanabilirdim. Ben de yokluktan okuyamadım diyebilirim yani. Öyle, yapacak bir şey yok. Lise mezunuyum. Yani kısacası üniversite okuyamadım. Kaç yaşında evlendim onu da söyleyeyim. İzzet Bey'le nasıl tanıştım onu da söyleyeyim sizlere. 17,5-18'e girerken nişanlandım. 19,5-20'ye girerken evlendim.
21 yaşımda oğlum oldu. Ondan sonra 23 yaşımda da kızım oldu. Kızımla oğlumun arasında çok az bir yaş farkı var. Üçüncü evladım Erkin de çocuklarımın kızımla arasında 12 yaş fark var. Yani 12 yıl sonra oldu. İsteyerek oldu. Eşim üçüncü çocuğu çok istemişti. Eşimle ben Selimiye Mahallesi'nde oturduğum için Ordu Valiliği'nde çalışıyordu eşim. Beni gidip gelirken evimize yoldayız da görüyordu. Beni görmüş, takip etmiş. Demiş benim aradığım kız bu. Ben de iş ilanı için, yani işe girmeye çok istiyordum memur olmayı. Bekarken de evlenirken de istedim ama çok az bir farkla kaybettim. Eşim sonra çocuklar olunca da hep vazgeçtim, daha sınava da girmedim. Kıl payı kaybettim yani, vergi dairesi sınavını evliyken kaybettim 3 sorudan. Eşim beni orada yolda gidip gelirken görmüş. Sonra valiliğe ben iş dilekçesi vermeye gidince karşıma çıktı birdenbire. Arkadaşım vardı yanımda. Elimden dilekçeyi aldı. Dilekçeden benim adresimi almış. Bir gün adresime bir kart geldi. Mektup geldi. Ben sizinle tanışmak istiyorum. Benimle konuşur musunuz diye. Bir pastane ismi vermiş. O gün de kar çok yağıyordu. Tabii ki kart tek benim elime geçmedi. Ablamla annemin eline de geçti. Onlar da biliyorlardı. O gün beni göndermediler tabii ki. Eskiden öyleydi. Kızlar annesiz hiçbir yere gitmezdi. Hele hele de bir erkek davet ettiği zaman kıyamet kopardı. Annem o gün evden hiç ayrılmadı. Ben de gidemedim eşimle buluşmaya. Daha sonra beni yolda gördü. Yani takip ediyordu. Fırsat bulup benimle konuşamıyordu. Sonra annemi göndereyim dedi. Yanımızda gene bir arkadaşım vardı. Yanımıza geldi. Ben seninle dedi ciddiyim dedi. Annemi göndermek istiyorum dedi. Bir gün işte kayınvalidem de evi sormuş. Orada mağazada çalıştığı bir arkadaşı varmış, Seyyare teyze. Buradan da saygıyla anıyorum onu. Selamlarımı gönderiyorum Seyyare teyzeme de. Seyyare teyzenin evine gelmiş kayınvalidem. Oradan da Seyyare teyzenin kızı da Nur bize getirdi. Dediler bir teyze geldi. Şükran'a dünürcü gelmiş dediler. Sonra kayınvalidem biz nasıl evi toparlayacağımızı şaşırdık. Ablamla beraber annemle. Ben Allah'tan üstüm başım giyimliydi. Öyle eskiden beri giyimime çok dikkat ederdim. Hiç perişan gezmeyi sevmem. Genç kızlığımdan beri böyle derli toplu düzenli olmayı severim. Ondan sonra işte hemen kayınvalidem orada beni süzdü müzdü. İşte oğlum görmüş kızınızı, beğenmiş. Biz de hani biz istemeye geleceğiz, ne dersiniz falan diye. Sonra yeğeniyle beraber bana bir kağıt göndermiş Meltem'le beraber İzzet. Kartta, kağıtta, mektupta böyle ona telefon numarası yazmış. Beni bu numaradan arar mısın diye. Yeğeni de bana bunu verdi. Elçi, postacı. Sonra annemle, tabii ki ben o göstermedim annemle babama o telefon numarasını. Sonra işte biz bir düşünelim, araştıralım dedi annem. Karar verdiğimiz zaman haberleşiriz dedi. Sonra işte nasipmiş yani. Annem önce istemediler tabii ki babam. Yanlış araştırma yapmışlar, içkici demişler. Halbuki o değil içkici. Eşimin yaşadığı yerde iki tane İzzet var. Birisi benim eşim, diğeri de diğer içkici olan İzzet. Sonra işte yanlış anlaşılma olmuş. Önce vermek istemediler. Sonra yanlışlığı anladılar yani. Yanlış araştırdıklarını anladılar. Ondan sonra işte şey yaptılar, çağırdılar. Tamam gelin, ben diretince olacak diye diretince gelin buyurun dediler. Bir defa görüştüm eşimle. O dediği yere telefon numarasından bir defa görüştüm. O çağırdığı yere gittim. Annemler de o gün ev görmeye gitmişti. Ama yalnız gitmedim. Yanımda teyzemin kızı vardı. Onunla beraber bir defa görüştük. Annemler ev görmeye gidince ben de vermişti ya hani yeğeniyle telefon numarasını. O telefon numarasına göre gittik. Orada karşı karşıya oturduk. İşte ben ciddiyim de falan filan. Baktım benimle böyle şey yapıyor. İyi davranıyor. İşten davranıyor. Üstüme çok düşüyor. Aynı bugünkü gibi. Eşim ilk evlendiğim günkü gibi hala aynı, üzerime çok düşüyor. Yani bana sevgisini çok belli ediyor. Yani bilmiyorum, karakter meselesi diyelim. Bazı insan soğukkanlı olur, yaklaşamaz, karşısındakinden bekler. Mesela ben duygularımı pek belli edemem, çekingenim ama eşim öyle değil. Eşim benim tam tersim, duygularını belli eder, üzerime de çok düşer. Ben de düşerim ama o kadar değil yani. Eşim kadar değil.
Aynen ilk günkü gibi hala eşim hala üzerime düşüyor. Yani beni mutlu ediyor mu diye. Tabii ki her bayan gibi tabii ki eşlerin üzerine düşmesi bayanları mutlu eder. Değer vermesi özellikle. Allah razı olsun diyelim. Allah ömür versin. Allah birbirimizden ayırmasın. Sonra işte nişanlandık. Yalnız nişan söz gecesi eşimi çağırmadılar. Söz ve nişan ikisi bir arada oldu. Nişanım kuyumcuda takıldı. Sözü de eşimi çağırmadılar. Öyleydi. Eskiden çağrılmıyordu. Görüşülmeyecek dediler. Hafta arası çarşamba ve cumartesi günleri gözetim altında görüşülecek dediler. Biz öyle nişanlandık yani. 9 ay nişanlı kaldık ama hiçbir araya gelemedik. Hep ailelerle beraber. Biz mesela eşim gelirdi, şu kapı böyle açık dururdu. Benim küçük kardeşim salondan devamlı böyle gardiyan gibi gelip geçerdi. Bizi kontrol ederdi. Halbuki ne var yani? Yani insan güvendikten sonra gözüm kapalı ben çocuklarıma güvenirim o konularda. İşte küçüksün, cahilsin, kanarsın diye annem biraz çiğ fikirliydi rahmetli. Biz de saygı duyuyorduk, karşılık vermiyorduk. Eskiden saygı vardı büyüklerimize. İsyan etmiyorduk, sabrettik, bekledik 9 ay. 9 ay sonucunda da evlendik. Yalnız evlenirken ben önce kiraya gideceğim dedim. Ben kayınvalide evinde duramam dedim. Dağın başında dedim. Tek başıma ben nasıl yaşayacağım kayınvalideyle birlikte. Bir de kayınvalidem de otoriter bir rahmetli otoriterdi. Gelinlerine bayağı bir eve gelen gelinlere bayağı bir çektirmişti yani. Her gelen rezervasyondan geçiyordu kayınvalidemden. Bize de kulağımıza da geldi yani kayınvalidemin otoriter oluşu. Ben dedim yapamam, ben sessiz sakin içine kapanık biriyim dedim. Benim huyumu değiştirir, beni sinirli yapar dedim. Üzerime çok gelir dedim, bana laf söyler dedim. Sonra rahmetli babam dedi ki siz tek maaşla geçinemezsiniz dedi. Ben dedi seni kiraya vermiyorum dedi bana. Babam da çok diktatördü rahmetli. Canına ağırlık varmasın, aynı kayınvalidem gibi mekanları cennet olsun. Ben babama la havle diyemedim. O kadıncağız dedi, o çocukları büyütmüş dedi, evlendirmiş. Bir tek elinde dedi, bir evladı var dedi. Hepsini dedi, o eve gelmiş, hepsi gelin olmuş dedi. Onun yanında durmuşlar dedi. Sen de duracaksın dedi bana. Baba ben yapamam diyemedim. Ben kayınvalide evinde yaşayamam. Bir de köy gibi yerde dedim. Ben şehirden köye nasıl gideceğim? İnek var, tarla var, bağ var, bahçe var. Ben inek gördüğüm yerden... Tam böyle hız kaçardım. Çok korkardım inekten, hayvanlardan. Hala da korkarım. Bizim olduğumuz yerde köy gibi değildi, mahalleydi. Öyle yani biz inek hayvan olan yerde köyde yaşamadık. Ömrüm köyümüz yok çünkü. Dedim ya babam İstanbullu, annem Ordulu. Köylere gidiyorduk arkadaşların köyüne. Oralarda bile bana sıkıntı geliyordu. Ama şimdi tam tersi. Köy yaşantısı gerçekten tam bana göre yani. Sessiz sakin ama düz ayak olacak. Yokuş olmayacak. Kayınvalidemin evi çok yokuştu. Yol yoktu, iz yoktu. Neyse anne babamın diretmesiyle ben kayınvalide evinde. Çocukların birinci doğdu, ikinci doğdu. Ses etmedim, sabrettim, bekledim. Kayınvalideme uydum. Kayınvalidem pazara giderdi, önüne gittim. Çocuklarımı sardım sırtıma. Orada inekte baktım, tarlada yaptım, bağ bahçede yaptım. Oranın yaşantısına da ayak uydurdum. Herkes beni görmeye geliyordu. Şükran nasıl yapmış? Görüyor musun şehirden gelen kız inek bakıyor, inek sağıyor, tarla yapıyor, kayınvalideyle dirlik ediyor. Beni görmeye gelirlerdi, şehirden köye gelen gelini görmeye gelelim derlerdi. Dağın başına o evi ben villa gibi yaptım. Bağsını, bahçesini, kapısını her tarafı boyattım. Eve su getirttirdim. Evde su yoktu gittiğimde. Taşıyorduk, taşıma suyuyla değirmen döner mi? 8 sene ben orada durdum, 9 sene hatta oğlum okula başladığı zaman bir gün oğlum kaybolmuş yani okul çıkışında. Artık o zaman dedik yani zor oluyor, gidiş geri çok zor oluyor. O kadar uzak ki bir yokuş çık, iki çocuklar nefes nefese kalıyorlar eve gelince. Yoruluyorlar, bir de vesaitle gidip geliyorlar okula. Biz dedik en iyisi şehir içine taşınalım, şu çocukları okuyana kadar dedik. Kayınvalidemin de razısıyla biz ayrıldık kayınvalide evinden. Şehir içinden bir ev tuttuk. Eşim önce razı gelmedi.
biraz kayınvalidem de razı gelmedi ama mantıklı düşünürseniz dedim, ben ikna ettim onları. Annem babam geldiler, herkes söyledi. Derken eşimi ikna ettik, ben sana yardımcı olurum dedim. Tek maaşla yapamam Şükran dedi. Nasıl ödeyeceğim o kirayı dedi. Ben dedim el işi yapacağım sana, söz dedim. Ben sana yardımcı olacağım maddi açıdan dedim. Beni de işe sok ne olur dedim. Yok, seni işe sokarsan bu çocuklara kim bakacak? İki tane çocuk. Annem rahmetli kalp hastasıydı. Tansiyon, kalp hastasıydı. Ben annemi yormayayım dedim. Ben annem yorulmasın diye o çocukları kendim baktım, büyüttüm. Yani şehir merkezinde kaç tane ev değiştirdim? 8 tane ev değiştirdim. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Mücadele verdik. Tam iyi alışıyoruz böyle eve. 2 yıl geçiyor. İşte kirayı artırıyorlar. Yok iş yeri yapacağım. Yok oğlum gelecek. Yok kızım gelecek. Derken bize ölen kaynımın evini birinci katı dediler, verelim dediler. İki elti üst üste durun dediler. Hem toprağımızda olun dediler iki gelin. Oraya gittik, anlaşamadık. Onlar yani bize çok yaptılar. Evi önce bize verdiler, elimizden parayı aldılar. Ondan sonra kiracısınız dediler. Biz sizin paranızı vereceğiz. Oğlumuz gelecek dediler. Bize oyun oynadılar. Rahmetli kaynım ölen, vefat eden İzzet'in abisi bize parayı verdi. Biz de o evden çıktık. Manisa'ya gittik. Oğlum Celal Bayar Üniversitesi'ni kazandığı zaman Manisa'da, Laleli'de 6 ay kadar Ordu Valiliği'nden şeyini istedi. Ordu Valiliği'nden Manisa Valiliği'ne eşim geçiş yaptı, tayinini istedi. Gittik ama yapamadı eşim orada. 6 ay sonra gerisin geriye geldik arkadaşlar. Biz alışamadık oraya, Manisa'ya alışamadık. Manisa'da deniz yok. Deniz arıyoruz. Deniz yok. Sonra işte oradan da geldik. Düz Mahalle'de bir ev tuttuk. Düz Mahalle'deki evde dururken eşim dedi ki artık 27 senem doldu Şükran. Ben emekli olayım dedi. Emekli olayım dedi. Bu arada oğlum da doğmuştu. Küçük oğlum Erkin de doğmuştu. İşte 27 sene sonra dilekçesini verdi. Evimiz yok çünkü. Kayınvalidem yaşarken dedik. Evimizi alalım dedik. Ben bu arada devamlı kayınvalideme gidip geliyorum. Yemeğini, ekmeğini, temizliğini gene ben yapıyorum. İlgileniyoruz yani. Kayınvalidem de bizle ilgileniyor diye eşime maaşı veriyordu yani. Sen benim eksiğimi gör. Ondan sonra gerisini de sen al diyordu maaşımın. Ben çarşıya çıkamıyorum diyordu. İşte öylelikle bu daireyi aldık eskiden. 27 milyara aldık yani 17 yıl önce. 27 milyara aldık bu daireyi. Elimde kolumda ne varsa sattım savdım her şeyimi. Altınlarımı, şunu mu, bunu mu. Bir de emekli maaşı, emekli kiramiyesini de kattık. Paramız yine yetmiyor. Dedik kula muhtaç olmayalım hayatım. Gidelim banka kredisi çekelim dedim. Bankadan da kredi çektik işte. O zamanın parasıyla 7 milyar paraydı. O aralar bu evi aldığımızda oğlum da üniversite okuyordu. Büyük oğlum Celal Bayar Üniversitesi'nde. Yani o kadar zor şartlar altında şu evi aldık ki dedik bir an evvel kafamıza sokalım da kiradan kurtulalım. Kredi borcunu kayınvalideme ödettik. İşte evin ufak tefek masrafları, tamiri sıfır değildi bu ev aldığımızda. Eskiydi. Eski evi kendi çabamıza göre bir iki her yıl ben de el işi yaptım. Evime, eşime katkıda bulundum yıllar yılı. Filketi oyasından tut, iğne oyasından tut. Elimden yün işleri her şey geliyor arkadaşlar. O yüzden diyorum ki eşim der ya bana, sen çocuk ayağında televizyon ışığında oturdun, el işi yaptın. Bana katkıda bulundun. Oğlumuzu okuttuk hep birlikte. Evimizi yaptık. Bu evi bu duruma getirebilmek için saçımı sübürk ettim. Çalıştım, çabaladım. Şu Ordu vilayetinde el işi yapmadığım bir kimse yoktur. Herkes de bilir beni. Şu bu kollara nazar boncukları yapılırdı. Onlardan bile ben çok sattım. Gurbetçiler gelirdi benden isterlerdi orada Selimiye Mahallesi'nde otururken. Dedim ya 8 tane ev değiştirdik. Kiradan kiraya, oradan oraya. Allah'ım hiç kimseyi kiracı etmesin. Çok zor, çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Kira ödemesi, kiralarda durması çok zor. Allah'ım herkesin yar ve yardımcısı olsun. O günden bugüne geldik işte. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa da yorumlarda yazarsanız size cevaplarım. Şu anda özgeçmişimi sizlere anlattım. Nereden nereye geldik? Yani görün, bilin, ona göre artık yorumunuzu yapın. Çok mücadele verdik tek maaşla. Ben eşime söz verdiğim gibi çok yardımcı oldum.
El işi param geldiği zaman üniversitede okuyan oğluma direkt gönderdim. Bu evin taksitlerini birlikte ödedik. Bu evi birlikte yaptık. Sonra evin taksiti bitti. Bir araba alalım dedik. Kayınvalidemin hayvanlarına işte saman taşırız dedik. Kabuk götürürüz kayınvalideme dedik. Kayınvalideme çok zor şartlar altında inek bakıyordu dağ gibi yerlerde. Öyle işte böyle kepek götürürüz dedik. İneğin ihtiyaçlarını, kayınvalidemin ihtiyaçlarını. Önce bir 5 milyarlık bir araba aldık Şahin marka. O arabayı 2 yıl kullandık. Neredeyse eskidi yani o yollarda gide gele. Taşıya taşıya ineğin malzemelerini araba eskidi. İkinci olarak Hyundai Getz aldık. O arabayı da 2 yıl kullandık. Ondan sonra bu Renault Clio'yu aldık. Hala da kullanıyoruz. Yani diyorum ya çalışırsanız her şey oluyor zamanla. Ama yeter ki eşlerinizle ağız ağza verin. Birlik olun, kafanız birlik olsun. Yani elinizden geldiği kadar eşiniz size, siz eşinize dayanak olursanız maddi manevi gücünüz varsa... Birlik olun, kafa kafaya verin, uyumlu olun. Zamanla mutluluk, huzur olunca her şey oluyor arkadaşlar. Biz bir maaşla herkes bize imrenirdi. Şükran abla biz sizin gibi yapamıyoruz iki maaş. O iki maaş çalışanlar bize imrenirdi. Benim eşimin artı valilikte görevleri de vardı. Devlet tahakkuk memuruydu. Sınır davalarına giderdi köylere. Oradan ek gelir alırdı. Bir de hükümet komiserliği yapardı. Devletin toplantılarında hükümeti temsil ederdi. Tutanak tutardı eşim. Oralardan da yan gelirlerimiz vardı. İşte annem babam zengin değildi ki bana yardım etsinler rahmetliler. Annem elinden geldiği kadar kendi evindeki yiyecekleri de bana verirdi. İyi kötü. Ben sevinirdim annem bana bir kilo bir şey verdiği zaman, turşularımı yaptığı zaman. Kayınvalidemin emeği çok geçti. Allah rahmet eylesin, Allah mekanlarını cennet eylesin hepsinin, emeğe geçenin de geçmeyenin de. Bu devirlere geldik. Ya kolay kolay buraya gelinmiyor. 3 tane çocuğu büyüt, okut üniversitelerde. Yani bir küçük oğlum kaldı, 1 yılı kaldı. O da mezun olacak inşallah. Hayırlısıyla o da mesleğini eline alır, askerliğini yapar. O da evlenir, yuvasını kurar Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah o günleri de görürüz. İnşallah görürüz yani Allah gösterirse. Ya annem 63 yaşında vefat etmiş. Çok genç vefat etti annem. Annem olsaydı şimdi şu kanalda sizle sohbet ederken bir söylerdi, 5 gülerdi. Çok neşeliydi annem. Gerçekten Selimiye Mahallesi'nin ne derlerdi? Mecbure. Annemin ismi Mecbure'ydi. Mecbure. Her komşum Mecbure bize gel. Çok sevilen birisiydi annem. Çok muzipti, çok komikti. Bir söylerdi, 5 güldürürdü. Ama işte dediğim gibi insanların diyorum ya annemin de içinde biriktirdiği bir takım tabii ki şeyler olabilirdi yani. Gücendiği, üzüldüğü konularda olabilirdi. Herkesin olduğu gibi ama hiç belli etmezdi. Yüzü hep gülerdi, hep tebessümlüydü rahmetli. Ah 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 ne günler geçirdik ne günler. Ne günlerden geldik. Demek ki yiyeceğimiz ekmek varmış ki hala yaşıyoruz halimize şükürler olsun. Şükürler olsun halimize. 1000 kere şükürler olsun. Yani diyorum ben her zaman şükreden bir insanım. Hiçbir zaman şükürsüz yaşamam. En ufak bir şey aldığım zaman mutluluk duymasını bilirim. Sevinirim. Hayattan zevk almasını bilirim. Mutluluğu illaki yakalarım yani. Hiç beni pozitif, negatif kimse göremez. Hep böyleyimdir. Günlük hayatta da böyleyimdir. İnsanlara karşı sevecenim, yakınım. Ya insanları seviyorum. Her ne olursa olsun yaradanı yaradandan ötürü seviyorum. O yüzden kimseye kötülük düşünmüyorum. Ama bana da kötülük düşündükleri zaman da bazen bir iki gün gücüme gidiyor, gitmiyor değil. Ama iki üç gün geçtikten sonra unutuyorum işte. Benim de huyum bu. Allah tarafından bana bir unutkanlık verilmiş. Neyse arkadaşlar, eğer merak ettiğiniz benim özgeçmişimde sorular varsa da yorumlara yazarsanız da cevaplarım. Aklıma gelen bu. Sizlerle özgeçmişimi paylaştım. Kim olduğumu anlattım. Babam İstanbullu dediğim gibi, annem Ordulu. Köyümüz yok. Hiç köy bilmedim ben. Hiç köyde yani öyle gezmeye giderdik köylere ama hiç köyde yaşamadım. İlk defa kayınvalidemin evinde yaşadım köy gibi yerde. Bekarlığım hep böyle geçti.
Evlenince, köye gidince tabii ki oraya da uyum sağladım. Kayınvalideme uyum sağladım. Köy hayatına uyum sağladım. Kayınvalidem sabah kalkardı, ineğinin yalını pişirirdi. Ben erken o kalkınca ben de kahvaltıyı hazırlardım. Ben İçişleri Bakanıydım, onlar Dışişleri Bakanıydı. Tabii ki ben İçişleri Bakanlığından zaman buldukça dışişlerine de bakıyordum yani. Kayınvalidemin yanına gidiyordum çocuklarla beraber. Ekip dikerken onunla beraber ekip dikerdik. Kayınvalidem bir yere gittiği zaman pazara falan eksik almaya ineğe ben bakardım. İki tane çocuk küçüktü. Birini sırtıma sarardım, birini de oturturdum yere. İneğe tutardım ipinden, bir yere bağlardım. İnek gittiği yere bağlardım, gittiği yere bağlardım. Ama çekemiyordum. Çok ağırdı inek. Büyüktü. Ben zayıftım. İnek beni çekiyordu. Beni geri geri çekiyordu inek. Ama ben biliyordum ineğin huyunu ya. Bırakıyordum ipini. Gittiği yere kadar gidiyordu. Oraya bağlıyordum. Kayınvalidem eve gelince hemen alıyordu o bağladığım yerden. Çeke 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 kayınvalidem zoraki de olsa ahıra götürüyordu, bağlıyordu. Ot diyorlardım önlerine koyardım. Bağda bahçede gezerdim. Yani her şeyi yaptım. Şu ellerim her şeyi yaptı. Her şeyi. Yayık mı yaymadım? İnek mi sağmadım? Yani bildiğiniz gibi değil. Hayatım bir roman. Anlat, anlat bitmez arkadaşlar. Babamın, ben baba evinde işte dedim ya kayınvalidem köye gidince kayınvalidem derdi ki hani şehir kızı bilmiyor etmiyor nasıl yapacak falan derdi. Ben evlenince de dedi ki o maşallah maşallah dedi. Bundan öyle bir gar olacak ki dedi ben görmeyeceğim dedi. Ama gördü. 93 yaşına kadar yaşadı. Rahmetli 93 yaşına kadar. Yani şans, kader, kısmet diyelim. İlk bahtım, ilk tahtım. Eşimle yani Mayıs'ın 12'sinde evlendik. Her Mayıs'ın 12'si benim evlilik yıl dönümümdür arkadaşlar. Kaç oğlum, kızım, küçük oğlum, iki oğlum, bir kızım var. Onu da söyleyeyim sizlere. Yeni gelen kardeşlerim için anlatıyorum. Beni eskiden beri izleyenler bilirler zaten. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz varsa gene bana sorup sizlere yorumlarda cevaplarım arkadaşlar. Ekrana yazı geliyor. Saat şu anda 6:20 geçiyor. Ben bu vlogu sizlere editleyeyim. Hemen göndereyim. Beni izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Kanalımı sevdiklerinizle paylaşırsanız yorum beğen bekliyorum. Bu arada bol bol. Çok çok sevinirim. Tavsiye ederseniz eşinize, dostunuza, ahbabınıza daha da çok dua ederim sizlere. Abone olmayı unutmayın ama. Abone olmadan izlerseniz üzülürüm. Ama gene de teşekkür ederim derim. Kendi öz iradenize bıraktım. Zoraki olmaz. İstiyorsanız tabii ki olabilirsiniz. Abone olmak da ücretsizdir bu arada. Emanet olun. Hoşça kalın canlarım.